Konumuz birkaç gündür. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Profesör Doktor Alim Işık, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e son günlerde Türkiye genelinde çok sayıda adliyenin kapatılacağı yönündeki medyaya da yansıyan bazı haber veya iddialarla ilgili olarak soru önergesi verdi. Alim Işık verdiği soru önergesinde Kütahya'nın durumunu sordu. Alim Işık, halen ülkemiz genelinde hizmet veren adliyelerin ve bu adliyelerde hizmet veren yargı mensuplarının toplam sayıları ne kadardır? Adliyelerin ve buralarda görev yapan personel sayılarının bulundukları illere göre dağılımları nasıldır? Ülkemiz genelinde halen vatandaşlarımıza hizmet veren bazı adliyelerin kapatılacağı yönündeki haber veya iddialar doğru mudur? Doğru ise ne zaman ve hangi gerekçelerle kaç adliyenin kapatılması düşünülmektedir? Kapatılacak adliye sayılarının illere göre dağılımı nasıldır? Kütahya elinde kapatılacak adliyeler var mıdır? Varsa hangi adliyelerin kapatılması düşünülmektedir? Bazı adliyelerin gelen siyasi baskılar sonucunda kapatılmaktan vazgeçildiği iddiaları doğru mudur? Doğruysa hangi adliyelerin kapatılmasından vazgeçilmiştir? Adliyelerin kapatılması yerine eksikliklerinin giderilerek hizmet vermeye devam etmeleri sağlanamaz mı? Kapatılacak adliyelerin verdiği hizmetlerin kesilmesi nedeniyle ortaya çıkacak mağduriyetlerin giderilmesi için bakanlığınızca hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır diye sordu.